insanların eğitim aldıkları kişilerin egoları altında ezilmemesi gerekiyor. Her şeyi veri üstünden anlatmanız mümkün değil. Verisiz de anlatmanız tabii mümkün değil. Bir şeyleri ortaya koymak gerekiyor. Kesinlikle. Üretmek gerekiyor. Üreten insan iyi insandır. Patavatsız biri değilim ama lafı da çok dolandırmayı sevmiyorum. İnsanların zamanı kıymetli. Şu anla eski arasındaki şey masumiyet. Evet, masumiyet ortadan kalkmış durumda. Çok çıkara dönmüş durumda. Değil mi? Üniversiteye giriş sınavlarındaki matematik net ortalaması 3. Ben de bu ülkede istatistik üstüne futbol anlatmaya çalışıyorum. Asist analizden herkese merhaba. Bugün ne konuşalım da 9. bölümdeyiz. Konuğum Allspor'dan hepimizin bildiği, benim sevdiğim Taner Karaman. Abi hoş geldin. Hoş bulduk İlke. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim kırmadın, geldin. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davetin için. Çok sağ ol. Daha önce izledim dedin az önce. Cüneyt abinin programını ve Volkan abinin programını izledin dedim. Ben yine kısaca sana bir formatı aktarayım. Hem de belki daha yeni izleyen arkadaşlarımız da olacaktır. Sana yaklaşık 9-10 tane soru hazırladım. İki tanesi sürekli herkese sorduğum ve cevap beklediğim soru. İki tane kalıplaşmış soru var. Ve sonrasında da ekşi sözlükten senin ismine açılan başlığın altından enter'ler. Hater yorumlar. Enter'ler çektim. Orası zaten hani herkese eleştirili yapılan bir platform, evet, olduğu için öyle bir konuya nasıl yapacağım, nasıl bulacağım diye çok uğraştım ama buldum. Onu belirteyim. Hazırsan başlıyorum. Başlayalım tabii ki. Tanıyanlar Taner Karaman'ın kim olduğunu, neler yaptığını biliyor. Senin ailen, arkadaşların, yakın çevren. Ama tanımayanlar için, ekranda izleyenler için Taner Karaman kim? Kendini bize biraz tarif eder misin? Yani tabii zor taraf bunu anlatmak, insanın kendini anlatması çok zor. Ama şöyle söyleyeyim, Taner Karaman kim? Sürekli geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Bir aslında hayattaki insanın en büyük amacı bu olması gerekiyor. Yerimizde saymamak adına, topluma bir şeyler kazandırmak adına bir gelişim süreci. Eğitimim Avantizet Baysal Fizik, lisans eğitimim bu şekilde. Sonrasında da ekrana çıkmaya başladıktan sonra biraz insanlara daha net doğru bilgi vermek için de Marmara Üniversitesi'nde spor yöneticiliğinde yüksek lisans ve doktoramı eğitimlerimi aldım ki ekranda en azından bilgi verirken daha net doğru bilgiler verebilmem için çabalayan birisi, öyle söyleyeyim. Aynen. En azından kendini geliştirmek için çabalayan birisi olarak adlandırabilirim. Çok sağ ol. Uzun bir süredir Allspor ekranlarındasın. Genel manada spor medyasında konuşulan konuların sen biraz daha dışında, daha farklı bir perspektiften baktığını görüyorum ben. Ve bunu yapmaya çalışan da çok az insan var bana göre. Çokça anlaşılmadığını aslında düşünüyorum. Çünkü Twitter'da da görüyorum yazdıklarının, evet, altına gelenleri ya da başka yerlerde görüyorum. Anlaşılmadığında hissettiklerin neler? Yani evet, doğru, anlaşılamadığım noktalar olabiliyor ama garipsemiyorum. Çünkü ne yazık ki ülkemizin üniversiteye giriş sınavlarındaki matematik net ortalaması 3. Ben de bu ülkede istatistik üstüne futbol anlatmaya çalışıyorum. Suya yazı yazmak daha kolay herhalde. Evet, o yüzden de insanlarımızın analitik bakış açıları çok daha iyi noktalarda olsaydı, daha farklı perspektiften bu konuya yaklaşanları biraz daha iyi anlayabilirlerdi. Bu biraz eğitimle alakalı, eğitim sistemimizle alakalı da olabilir ama ciddi bir analitik bakış açısında bir ön yargı var Türkiye'de ne yazık ki. Bu da tabii fen bilimlerinde, matematikte 3 ila 4 civarında net ortalamasıyla insanlarımızın üniversite sınavlarından sonuç almasını sağlıyor. Bilimsel olan bir şey var. Böyle bir uzaklık var yani. Uzaklık var. Biraz kolaycılık var diye, evet, düşünüyorum bu arada. Yani çünkü sözel bakış açısı işin biraz kolay kısmı. Ben de aynı. Sözelci olarak aynı fikirdeyim ben. Eğitimin konusunu sen direkt girdin, ben oradan devam ediyorum. Babanız öğretmen. Doğru, evet. Sen de Erasmus'u Litvanya'nın Vilnius Üniversitesi'nde yapmış biri olarak. Aynı zamanda az önce sen de bahsettin Avantizet Baysal ve Marmara Üniversitesi olarak. Hem burayı hem de yurt dışını tecrübe etmiş birisin aslında, evet, eğitim anlamında. Bize eğitim sisteminin, sürekli değişen eğitim sisteminin sendeki, sence ne olmalı? Bugün örnek veriyorum Milli Eğitim Bakanı Taner Karaman olarak öyle bir şey olsa sen ne yapardın? İstikrar. Bu bence çok önemli. Yani istikrar ve ego. Bu ikisini aşmamız gerekiyor. İnsanların eğitim aldıkları kişilerin egoları altında ezilmemesi gerekiyor. Öyle bir bölümde okudum ki hocalarımızın kapılarını çalıp içeriye girip kendimizi ifade etme fırsatı bulamadığımız hocalarla karşılaştık fizik okurken. Ama Vilnius Üniversitesi'ne gittiğim zaman bir profesörün -30 derece sıcaklıkta sabahın 7'sinde sadece benim için 65-70 yaşındaki bir kadının evinden kalkıp okula gelip bana ders verdiğini de gördüm. Bu ego olayını önce eğitim sistemimizde çözmemiz gerekiyor. Eğitmenlerin ben eğitenim, ben çok biliyorum, bu çerçeveden olaya bakmamaları gerekiyor. Eşit seviyeden karşı tarafa yaklaşmayı öğrenebilirlerse büyük bir bölümü,
büyük bir bölümü diyorum. Çünkü gerçekten de büyük bir bölümümüzde bu problem var. Ve ne yazık ki toplumumuzda ciddi bir ego problemi var. Kesinlikle burada aynı fikir. Bu ego problemini aşmamız gerekiyor. Yani insanlar mevki, makam, yer, para bir şeyleri elde ettikten sonra egoları bir yere ulaşıyorsa, zirve yapıyorsa bu aynı zamanda bir karakter problemi. Anladım. Evet. Tekrardan hafif bir böyle bir futbola bir girizgah yapayım. Şunu da söyleyeyim. İstikrardan bahsederken de bahsettiğim şey sistem istikrarı. Bu istikrara biraz ihtiyacımız var. Kesinlikle, çünkü sürekli değişiyor. Ya sistem istikrarına ihtiyacımız var. Her yerde aslında sistem, istikrar yani sürdürülebilirlik. Futbolda da aynı şey, eğitimde aynı nokta. Bazen yolda bile, arabayla yolda giderken bile aynı yoldan gidemiyorsunuz. O yol kapatılmış, başka yoldan gidiyorsunuz vesaire. Her şeyin istikrarı kesinlikle önemli. Aynı fikirdeyim. Futbolun doğasında olan bir konu üzerinde yoğunlaşmış vaziyettesin aslında, istatistik. Evet. Benim ilgimi çekiyor. Bu konunun önemli de olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyu genel baktığımız zaman bütünü olarak değil de bir detay olarak bakılmasını savunuyorum ben. Belki sana göre ters noktalardayızdır. Sana göre istatistik bilimi ne ifade ediyor futbol özelinde? %5. Benim bakış açımda %5. Ve milyarlarca euroluk diyebileceğimiz bir profilden bahsediyoruz. Futbol dünyada milyarlarca euroluk bir sektör. Böyle bir sektörün içerisinde %5 çok kıymetli. Ya, mantıklı. Evet, o %5 yani futbol maçlarını yorumlarken %100'ünü istatistik üstünden yorumlamak insanları yoruyor. Dinleyeni de yoruyor, anlatanı da yoruyor. O %5'lik dilimi iyi ayarlamak gerekiyor. Her şeyi veri üstünden anlatmanız mümkün değil. Verisiz de anlatmanız mümkün değil. Tamamen sosyal olaya baktığınız zaman işin ruhunu kaçırıyorsunuz. Tamamen veri üstünden baktığınızda da kaçırıyorsunuz. O yüzden hem izleyeni yormamak adına hem de sahadaki futbolcuyu da yormamak adına, teknik direktör olarak da sadece data üstünden olaya baktığınız zaman robot olarak adlandırabiliriz o zaman futbolcuları. İnsanlar robot değil. Onların da duyguları, sosyalliği üstünden de bazı dokunuşlar yapmak gerekiyor. O yüzden de ben datayı, istatistiği futbolda %5 olarak adlandırıyorum. Bunu psikolojik olarak da değerlendirebiliriz. Psikolojinin de futboldaki değeri %5'ler, %10'lar. Baktığımız zaman. Ama teniste %70 olarak adlandırılıyor. Evet, mesela. Şuna geleceğim. O yorumculuk haricinde yazarlık da yapan birisisin. Anlaşılmama sorusunu da bu yüzden sordum. Altı üstü futbol ve futbolun dengeleri isimli iki tane de kitabım var. Ben ikisini de okudum bu arada. Kitap yazmak fikri benim de hayallerimden bir tanesi. Sen yazarken neler düşündün? Orada anlaşılmak daha mı kolay? Nasıl bu kitap yazma fikri ortaya çıktı onu ifade edeyim. Gazetemde görev yaparken, halen daha tabii aynı Sabah gazetesinde bir taraftan da çalışmalarım sürüyor. Çok fazla içerik üretiyordum ve ürettiğim içerikler haklı olarak hepsi girmiyordu sayfaya, giremiyordu. Yeterli sayıda sayfanız bile olsa bir yerden sonra çok fazla data verdiğiniz zaman da problem olabiliyor. O yüzden de sayfalarda yer bulamayan içeriklerim çöpe gitmemesi için kitaplaştırmaya karar verdim. Çok güzel fikir. Ve doğal olarak bir kitap ortaya çıktı. İki tane kitap ama benim kariyerim açısından da çok kıymetli oldu çünkü bir şeyleri ortaya koymak gerekiyor. Kesinlikle. Üretmek gerekiyor. Üreten insan iyi insandır. Topluma bir şeyleri vermek gerekiyor. Geçerlilikleri ne kadar var şu anda? Çok fazla yok belki. 2014-2015 yıllarıydı. Ama yeni içerikler, yeni bir şeyleri ortaya koymak adına olabildiğince makaleler, yazılar bunları yapmak gerekiyor. Ben tamamen birilerine bir şeyler ulaşsın diye. Çünkü mesela bu kitabı yazdıktan sonra çok güzel geri dönüşler aldım. Altın Ordu Kulübü hemen 100 tane kitap sipariş verdi. O dönem Göztepe Kulübü altyapısını almayı zorunlu tutmuştu bu kitabı. Keza Kayseri Spor'dan yine toplu bir sipariş almıştık antrenörler için. Futbol piyasasından çok iyi geri dönüşler aldık. Sonrasında TFF'de futbol pro lisans kurslarında, A lisans kurslarında data, istatistik üstüne eğitim vermeye başladım kitaplardan sonra. Bir kapı aslına bakarsanız üretmek önemli. Anladım. Şöyle seninle alakalı komik bir anım var benim. Bir gün A-Spor'da Ceyla Büyükuzun ile yayın yapıyordun sen. İzleyici yorumları okunuyordu yine programda. Bir programda sen Ceyla okudu bir şeyler söyledi işte izleyici yorumuyla alakalı. İzleyici X futbolcu o takımda değil de bu takımda şu mevkide oynamalı tarzı bir yorum var. Sen de ben de o sırada bir şeyler içiyorum. Sen de o sırada dedin ki ne yapmış falına mı bakmış tarzı böyle çok net. Hatırlıyorum. Tamam mı? Bir çok tane hanımefendiydi gece yarısı. Olabilir. Net bir insan olduğunu düşünüyorum bu şeyden yola çıkarak. Konu hakkında yani net olmakla alakalı. Hep sürekli net olmayı mı çaba sarf ediyorsun yoksa o anlık mıydı o şekilde yani? Ya çok lafı dolandırmayı sevmeyen bir insanım. Patavatsız biri değilim ama lafı da çok dolandırmayı sevmiyorum. İnsanların zamanı kıymetli. Kesinlikle. Ve bu kıymetli zamanı kısa, net, doğru bilgiyle direkt olarak vermek gerekiyor. O programın konsepti de benim açımdan en azından öyleydi. Bir sözü
böyle bir dakikadan fazla konuşan insanlara çok tahammül edemiyorum. Hemen kanal değiştiriyorum ya da YouTube'daysa değiştiriyorum vesaire. O yüzden de o gün öyle bir içerik vardı. Ben açıkçası net cevap vermeyi o yüzden seviyorum. Bazen bu ukalaca gelebiliyor insanlara ama benim bakış açım biraz böyle. Ceyla ile o günkü programı da hatırlıyorum, evet. Ya ben de seninle aynı fikirde. Bana da çok şey diyorlar hani ukala, ondan sonra net olmayı. Ben orada biraz da konfor alanımı daha net tutmaya çalışıyorum. Net evet. Oluyorum ve oraya giremiyor kimse. O anlamda daha değerli oluyor benim açımdan. Kayseri tribününde de sen bulunmuş birisisin. Evet, doğru. Tribün kültürü eskisinden daha çok şu an sosyal medya ile birlikte yozlaşmış vaziyette aslında. Senin zamanındaki tribün ile şu anki tribün, hoş şu an maçlara gidilmiyor ama mevcuttaki tribün arasındaki farklar neler? Yani sana çok, göre. Tabii ki bütün takımları bağlamaz ama şu anki tribünlerde masumiyet çok fazla bulunmuyor. Hepsinde değil ama. Yani burada Galatasaray, Fenerbahçe'si vesairesi yok ama eski masumiyetin tribünlerde olmadığını düşünüyorum. Şimdi benim tribünlerde, tribünlerin böyle ön saflarında yer aldığım dönemlerde, Kayserispor tribünlerine deplasman gezdiğim dönemlerde bütün odak noktası, biz belki yapmıyorduk ama yapanlar vardı, kulüpten kombin alalım onu satalım odaklıydı. Bütün olayın illegal kısmı buydu. Şu an gelinen noktada bazı taraftar grupları kulüplerine transfer yapan, teknik direktörü belirleyen, bu teknik direktörü almazsa başkanı istifaya çağıran, banka hesabına para yatmazsa bütün maç boyunca başkanı istifaya çağıran, siyasetle bazı görevlere gelme çabasındaki bazı teknik direktörler olabiliyor. Bazı hatırı sayılır insanlar araya sokmaya çalışan insanlar olabiliyor. Bu teknik adamlarla dirsek temasına geçen insanlar olabiliyor. Eski masumiyetinin kaldığını düşünmüyorum. Şu an verdiğim örnek işte Kayserispor öncesi sonrası değil. Şu anki genel tablodan bahsediyorum. Benim olduğum dönem, ben 16 yaşımda üniversiteye başladım lisans eğitimime. 17 yaşımda ben tribünlere gitmeye başladım. Deplasman gidiyordum. Tekin Kafa bizim o dönem tribün lideriydi Kayserispor'un. Rahmetli Tekin Kafa'yı biz bir gün kaybettik. Haberi geldi. O günler işte çok masumdu. 2000'lerin başları diyeyim, öyle ifade edebilirim. Rahmetliyi kaybettikten sonra, Tekin Kafa'yı kaybettikten sonra ben de yavaş yavaş tribünlerden biraz uzak kalıp bu noktalara daha çok yoğunlaştım. Vesaire vesaire ama şu anla eski arasındaki şey masumiyet. Evet, masumiyet ortadan kalkmış durumda. Çok çıkara dönmüş durumda. Değil mi? Yani o kessem bileklerimi bilmem ne akar, o olaylar çok büyük yalan. Çok büyük yalan. Medyanın da bir şekilde dönüşüme uğradığını görüyoruz. Nasıl tribün dönüşüme uğruyorsa medya da bir dönüşüme uğruyor. Özellikle spor medyasında dijitale doğru da bir kayma var. Spor medyası özelinde hem geleneksel hem de dijital olarak ben düşüncelerini merak ediyorum ve şöyle bir soru sormak istiyorum. Sence kaliteli miyiz? Yani kötü bir imajınız yok, onu söyleyeyim. Burası için değil, genel spor medyası olarak söylüyorum. Şimdi her sektörde olduğu gibi çürük elmalar elbette var. Spor medyasında da var. Ve bu spor medyasında da az önce bahsettiğim taraftar grupları gibi kulüplerle dirsek temasına geçmiş de bir kitle var. Çünkü kulüpler, hatırlarsınız Sayın Mustafa Cengiz'in yaptığı bir açıklamada ama onların taraf basını kendini savunuyor, bizi onları savunuyor, siz de bizi savunun tarzında bir açıklama yapmıştı, hatırlıyorsunuz. Bu aslında Türk medyasının bir kesiminin özetidir. Çünkü öyle alışmış ki kulüp başkanları kendilerinin çalışanı gibi olan bazı basın mensubu da demek istemiyorum o kişilere. O kişiler o kadar alışmışlar ki hep öyle insanlar arıyorlar. Ne yazık ki bu biraz medyanın, basının grileşmesine sebebiyet veriyor. O şeffaflığı ortadan kaldırıyor. Umarım azalarak biterler. Aynı fikirdeyim. Umarım biterler. Çünkü yanlı bir şekilde bir kulübün taraftarı gibi yorum yapan, yazan, çizen kişilerden hiç hoşlanmıyorum. Ben de aynı. Hiç hoşlanmıyorum. Belki de benim bir Kayserispor taraftarı olmam ve bu kulüplerin hepsinden çok uzak kalmaya çalışmamdan kaynaklı. Ama hiç azalmıyorum. Sektörü de bitiriyorlar. İçeride çok masum çalışan çok fazla insan da var. Çok da sevdiğim dostlarım var mesela. Serkan Akkoy. Tırmalaya tırmalaya bir yerlere gelmeye çalışıyor. Kimliksiz. Kimliksiz derken? Anladım. Takımsız. Yani. Ben takımsızım. Mesela Kayserisporluyum ama yani benim yorum çerçevem içerisinde takımsızım. Bu tarz takımsız imaja sahip insan sayısı neredeyse yok. Bir elin parmağını geçmiyor. Yani sana say desem çok zorlanırsın. Çok net. Çok zorlanırsın. Aynen. Bu kötü bir durum bu arada. Programın son sorusu. Kalıplaşmış bir diğer soru. İlk soru zaten kimle olduğunuzla alakalıydı. Gelen herkese sordum. Bundan sonra da gelecek olanları da soracağım. Soru şu. Elinde sihirli bir değnek var. Bu sihirli değnek ile
Bir isteğin gerçek olacak. Ne isterdin? Şöyle, 3 yaşında bir oğlum var. Onun için güzel bir gelecek olabilirdi. O sihirli değnekle. Güzel, çünkü, Allah başlasın. Evet, yani insanın böyle kritik evreleri var. Hayatının kritik evreleri var. Benim de kritik evrelerimden bir tanesi oğlumun doğumu. Ve kaygılarınız da değişiyor. Hayattaki kaygılarınızın içerisine bir de onun gelecek kaygısı, düşünceleri, acaba nasıl, ne yapsak, aman kafasını bir yere çarpar mı? İşte her evrede belli şeyler yaşıyorsunuz. Sihirli bir değnek olsaydı tabii ki onun hayatı için kullanırdım. Çok iyi. Ekşi Sözlük bölümüne geçeceğim birazdan. Tabii. Ekşi Sözlük bölümünde görüşelim. Ekşi Sözlük bölümüyle başlıyoruz. Taner Karaman'a iki tane olumlu, iki tane de olumsuz entry okuyacağım. Onlardan da tek tek cevap bekliyorum. Olumlularla başlıyorum. Herkes şey diyor, olumsuzlarla başla diyor. Olumlularla başlıyorum. Kalpazan Azman nickname'li arkadaşımız. Beyinsiz hooliganlara bakmayın. Akıllı bir adam. Çoğu konuda da haklı. Bizim için futbol önemsiz şeylerin en önemlisi bu hayatta. Taner de bu alanın en iyilerinden işte. Teşekkür ederim. Yani böyle düşünenlerin sayısı arttıkça mutlu oluyorum. Ve enteresan bir şekilde sokakta karşılaştığım insanlardan genelde bu şekilde yorumlar alıyorum. Ama Ekşi Sözlük platformundaki yorumlara baktığım zaman arada bakıyorum böyle az ünlü sendromu. Google'a kendi adını yazıp aratanlardanım. Arada bakıyorum çünkü eleştirileri görmek için. Ekşi Sözlük'te çok yapıcı eleştiri bulamıyorum ne yazık ki. Evet, çünkü enteresan bir platform oldu. Yani 2 kere 2 4 desen neden 4 abi ya? Neden 4? Olur mu öyle şey diyecek? Doğru, aynı fikirde. Bir kitle var orada. Seyri Sefer, epey uzun bir entry. Hakkındaki bütün yorumları okudum. Yorumların %90'ı da çocuğu gömmüşler. Tamam, vücut dili çok olumlu değil ancak dış görünüm kararlarımızı etkilememeli. Asıl ya bu adam bu konuda gerçekten doğru mu söylüyor diye düşünülmeli. Bence tek hatası kendisine sorulan sorulara keskin cevaplar vermesi. Bunu yaparken verdiğim mesaj, ben bu konuda oldukça bilgiye sahibim. Eğer bu keskinliği törpülerse daha iyi yorumcu olacak demiş ve özünde iyi bir insan olarak da eklemiş. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, bu yorumlarımı keskin bir şekilde yapabilmek için, doğru bir şekilde yapabilmek için yıllardır eğitim alıyorum. Yıllardır eğitim alıyorum. İki kitap yazdım, yüksek lisans yaptım spor üstüne, doktoramı yaptım, tezler yazdım. Bu yorumları doğru, keskin, net yapabilmek adına kendimi geliştirip bu insanlara, beni izleyenlere, izleyip zaman ayıran, saygı duyanlara karşı bir sorumluluk olarak bunu yaptım. Aynı zamanda da bana ekran şansı tanıyanlara karşı olan saygımdan dolayı kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bildiğim bir konuysa o konuda net ve keskinim. Bilmiyorsam da bilmiyorum diyecek kadar da erdemliyim. Gerektiğinde de bunu çok kez de söylüyorum. Ama şu sorumluluğa da sahibim. Bilmiyorum dediğim konuyu mutlaka öğrenmek için de araştırıyorum. Anladım. Bu bana göre, şimdi okuyacağım olumsuz entry'e geçiyorum ama bence olumsuz değildi. Olumluyu alabilirdim ama olumsuzu almayı tercih ettim. Yorumlarını, analizlerini ve istatistiklerini beğendiğim ama Fenerbahçe'ye karşı olan ön yargısı ve karşıtlığı çok aleni olmaya başlayan yorumcudur diye söylemiş TR Navi. Şunu yaşıyorum. Takımsız bir şekilde ekrana çıktığınız zaman bütün takımları yeri geldiğinde eleştirip bütün takımları yeri geldiğinde övdüğünüz zaman ve izleyenler nasıl herkes sadece kendi maçını seyredip en çok hakem hatasının kendisine yapıldığını tabii zannettiği gibi. Çünkü adam başka takım maçını izlemiyor. Adam Kayseri Spor'un maçını izlemiyor, Konya Spor'la. O yüzden en çok hatanın kendi maçında olduğunu düşünüyor. Çünkü bütün haftayı sadece kendi maçıyla geçiriyor. Doğru. Bu algı olduğu gibi kendisiyle ilgili yorumlara algısı açık. Aslında ben Galatasaray'a da Beşiktaş'a da çok ciddi eleştirilerde bulunuyorum. Çok ciddi linçler yedim. Çok önemli, mecburen açtığım davalar var. Açmak zorunda kalıyorum çünkü çocuğuma yönelik de söylemler olabiliyor ve bunlar benim çok tahammül edemeyeceğim şeyler. Objektifliğin verdiği aslında bir sonuç bu. Eğer ki ben Fenerbahçe tarafına çok yakın ve böyle olmak isteyen biri olsaydım, Fenerbahçe taraftarlarının yanında tutmaya çalışan bir adam olsaydım, şu an bu yorum muhtemelen bir Galatasaray taraftarından tabii gelecekti. Ama ben açıkçası sen de fark etmişsindir, yorumlara baktığın zaman Galatasaray taraftarı da bana düşman evet diyebiliyor. Beşiktaşlı da, Fenerbahçeli de, Trabzonsporlu da. Çünkü hepsini yeri geldiğinde eleştiriyorum. Öyle de olmak gerekiyor. Bence de. Yani bunun bir başka noktası da ekranda yaşadığımız bir bence çok anlamsız. Evet, biliyorum. Bence çok planlı. Bir şahsın yaptığı planlı organizasyon, planlı eylem. Ya şöyle, kaliteli insanları buraya davet ettim.
Sen de kaliteli bir insan olduğunu düşündüğüm için bana göre ve bence de birçok kişiye göre öyleydi. Ama kaliteli muhabbet ederken bence hiç kaliteyi düşünmüyorum diyorum ben. İnsanların fikirlerine olabildiğince saygı duymaya çalışırım ancak bütün ülkenin taraflı tarafsız hemfikir olduğu bir konuda televizyona çıkıp hem de aşırı saçma argümanlarla ifade ederek yorum yapmaya çalışan, hangi altyapıyla bu derece özgüvenli olduğunu merak ettiğim, merakımı uyandıran kişi demiş. Telefonumu sol cebime koyarım nickname'li arkadaş. Ya keşke eksisözlük.com'a girmek yerine linkedin.com'a girip profilime baksaydı. Mesela. O zaman biraz daha aydınlatıcı olabilirdi onun için. Yine keskin. Ego yüklü gibi gözüken küstahça bir cevap oldu. Yok hayır estağfurullah. Az önce bahsettiğim gibi bu yorumları bu kadar iyi verebilmek için mücadele ediyorum. Ya bunu yapıyorsa şayet zaten bu cevapları da verebilmen gerekiyor. Çünkü eğitimin hani eğitimsiz cahilliğe bir şekilde artık bunu kanıksadık da eğitimli cahillerin de olduğu bir piyasada bunları da konuşmak aslında gerekiyor bence. Ya açıkçası ben çok şaşırıyorum. Bazen hani dava açıyorum, açmak zorunda kaldığım konular olabiliyor. Davadan şahıslar tespit edildiğinde çıkan meslek gruplarını görsen, doktor, polis, yani her sektörden insanlar çıkabiliyor ve çok şaşırıyorum. O yüzden diyorum işte her sektörün çürük kısmı olabiliyor. Hepsini asla bağlamaz. Tabii. Ama şahıslar, dün mesela bir avukat bana sosyal medyadan küfür etmiş neredeyse. Avukat. Avukatıma gönderdim. Nasıl meslektaşların var senin böyle bir? Seninkilerden bahsetmeyeyim istersen. Yani bir de böyle bir durum var. Doğru. Çok teşekkür ederim. Var mı son söylemek istediğin? Ben teşekkür ederim. Hangi şey? Çok sağ ol davetin için. Çok ben tekrar teşekkür ederim. Taner Karaman'la Ne Konuşalım da 9. bölümü devirdik. Yılbaşı ertesine bu programla gireceğiz. Umarım yılbaşında da kafamda bir konuk var, onu getirebilirsem ben de mutlu olacağım. Kendisine de burayı kesip atacağım. İsim vermeyeceğim ama. Tekrar teşekkür ederim. Asit analizden ayrılmayın. Ne Konuşalım da like'a basarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.